Komutanım! Komutanım! Ne oldu Kerim? Komutanım, müsaitseniz size bir konuda bir şey danışmak istiyordum. Tabii, söyle Kerim. Şey komutanım, Kerim Hanım'ı biliyorsunuz. Ben de askerlikle ilgili bir şey soracaksın diye umutlanmıştım. Ha. Komutanım, isterseniz daha sonra askerlikle ilgili de sorarım. Hadi de gel Kerim. Şey komutanım, ben okuldayken biraz inektim. Zaten atom mühendisliği de zor branş. Pek gezmeye vaktim kalmazdı. Bir muhallebici bilirim. Kerim Hanım da sıkıldı muhallebi yemekten. Anladım. Gündüz mü dışarı çıkacaksınız, gece mi? Geceleri pek Kerim Hanım dışarı çıkamıyor komutan. Sen de o zaman ne bileyim sinemaya ya da tiyatroya götür hanımefendiye. Tiyatro. Komutanım hiç aklıma gelmemişti. Hem kalabalık yerlerde ben daha rahat ediyorum. Yalnız kalınca saçmalıyorum da. İyi ya, işte bir iki arkadaşını daha çağır. Böylelikle kendini daha rahat hissetmiş olursun. Çok iyi fikir komutanım. Çok sağ olun. Bir de bu işleri çok iyi biliyorsunuz komutanım. Rica ederim Kerim. Çok sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Gel Kerim. İyi akşamlar komutanım. Dediğinizi yapıp biletleri aldım. Hadi bakalım, iyi seyirler o zaman. Size de iyi seyirler komutanım. Anlamadım. Kalabalık gidin demiştiniz ya. Size de bilet aldım. 4 kişi gideceğiz. Of Kerim ya. Ben sana gelirim dedim mi? Bir de 4 kişi, Allah bilir abuk sabuk birini taktım peşime. Ben takılacağım. Ama beğenmezsen başkası gelsin Levent. Sizle konuştuktan sonra Deniz komutanıma teklif ettim. Ne zamandır tiyatroya gitmiyordum. Ama istemiyorsan gelmem. Estağfurullah komutanım, öyle şey olur mu? Beraber gideriz işte. Ben yarın sizi isterseniz evden alayım. Çok sevinirim Levent. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar. Ben de çıkayım komutanım. İyi akşamlar. Selam. Beni arıyor musun? Ya neredesin sen ya? Sabahtan beri herkese seni soruyorum. İşim vardı ya. Sabahtan beri sağa sola koşturup durdum. Neyse. Şunu da denebilir misin? Bu ayın kirası. Niye bankaya yatırmadın? Hesap açmıştım ben ona. Banka işleriyle arası pek iyi değilmiş. Siz Ferit'e verin, o versin dedi. Anlaşıldı. Onun beni göresi gelmiş. Ne yapıyorsun hafta sonu? Hiç. Evdeyim herhalde. Yani yarın öğlen Deniz tiyatroya gidecekmiş. Ben de biraz evle ilgilenirim. Bizim de çarşı günümüz. Eğer istersen... Ne istemiştiniz? Ben yanlışlıkla elimi kestim de bir bakabilir misiniz? Ben gideyim, sonra görüşürüz. Ne söylüyordun? Yok bir şey. Tamam, sonra görüşürüz. Bakalım şu keseye. Saat kaç oldu Melek? 2:20 geçiyor. Hay Allah, geç kaldım ya. Kaldım vallahi. Sen kek mi yapıyorsun? Canım çekti. Misafirin mi gelecek yoksa? Misafiri ağırlayacak gibi bir aile mi var Deniz'ciğim? Haklısın. Nasıl? Küpelerim güzel olmuş mu? Güzel, güzel olmuş da. Yani alt tarafı tiyatroya gidiyorsun. Ne bu süs, anlamadım. Alt tarafı tiyatro olur mu canım? Tiyatro bu. Yani derli toplu gitmek lazım. Melek, kapıyı açar mısın? Hemen geliyorum. Emredersiniz yüzbaşım. Hoş geldiniz Üstey benim. Buyurun. Erken gelmedim değil mi? Yo. Ne kadar şık olmuşsunuz böyle. Teşekkür ederim. Ya ne bileyim, tiyatroya böyle kotla falan gitmek istemedim. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. Gelirken elim boş gelmek istemedim. Çok güzelsin. Yani çiçekler çok güzel. Sen de çok naziksin. Melek, çiçekleri suya koyarsın değil mi? Tabii koyarım. İyi seyirler.
Çıkalım mı? Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Rica ederim komutanım. Kim ki acaba? Kim o? Benim Ferit. Aa Ferit. Nereden çıktın sen ya? Dedem rica etti de çiçeklere bakmamı istedi. Ben de eli boş gelmeyeyim dedim. Ha, demek deden rica etti diye geldin. Hayır. Yok canım yani seni görmek de güzel olur diye düşündüm. O yüzden çiçeği bahane ettim. Ama galiba sen beni içeri almayacaksın, gideyim ben. Ay yok, hayır ya çok pardon. Şaşırdım da biraz. Girsene içeri. Çok güzelmiş, teşekkürler. Deniz Yüzbaşı gitti mi? Gitti gitti, korkma. Ha, yok korktuğundan değil canım. Yani rahat hissedemeyeceğim kendimi, sıkılacağım diye. Biliyorum canım, merak etme. Tiyatroya gittiler onlar zaten. Birkaç saat gelmezler. Rahat rahat konuşuruz biz de. Konuşuruz. Ne konuşacağız? Hiç, işte öyle. Havadan, sudan. Ya sen otursana, ben de bir üstümü değiştireyim. Yoksa rahat mı demeliyim? Otursana. Tamam. Yalnız Melek, bir yanık kokusu var gibi. Yanık mı? Hı. Aa! Ne oluyor ya? Yok bir şey, dur. Geç kalacaksınız diye ödüm koptu komutanım. Tamam, heyecanlanma Kerim. Hiç sormayın komutanım, şimdi düşüp bayılacağım. Kerim, burada bayılma bari. Emredersiniz komutanım. Burada komutanıma falan gerek yok Kerim. Peki komutanım, peki. Aa, sakin ol biraz Kerim. Sakinim, sakinim. Bu arada çok yakışmışsınız birbirinize. Yani kıyafetleriniz uyumlu olmuş, siz değil. Yani siz de uyumlusunuz da kıyafetleriniz... Kötü sardım, susayım ben. Bence de sus artık. Geldi, vallahi geldi. Hoş geldin Kerime. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bak, bunları sana aldım. Gülün teki, kır çiçeğinin çoğu makbuldür derler. Ben de kır çiçeği alayım dedim. Ne kadar incesin. Bu ne? Su. Belki susarsın diye. Bir de yastık. Belin ağrıyorsa diye. Yavaş. Ay canım benim. Bir şey çaldı. Bir şey çaldı. Telaşlanma Gom sadece. Girelim mi? Girelim. Komutanım sen istiyorsun. Suyu, yastığı, onu bunu aldın ama biletleri unuttun değil mi Kerim? Peki, teşekkür ederim. Ne yazık ki bütün biletler satılmış. Bizim yerlerimiz boş kalacak, bize verseler ya. Haklısınız Kerim Hanım ama biletsiz alamıyorlarmış. Oyun da başladı zaten, yapacak bir şey yok. Hay Allah, aksiliğe bak. Hepinizden çok özür dilerim. Nasıl affettirsem kendimi? Muhallebi ısmarlasam? Gene mi muhallebi? Yok, ben almayayım. Başım ağrıyor zaten. Komutanım siz. İnşallah başka zaman Kerim. İyi günler komutanım. Ay bir dakika daha tahammül edemeyecektim. İkisi de çizgi film gibi ya. Kötü olmuş değil mi? Yok.
İyi. Vallahi. Dün... Sen söyle. Dün niye öyle tepki verdin? Hayır yok, şakaydı canım o. Hatta ben soracaktım, ciddiye almadın değil mi diyecektim. Yo, niye ciddiye alacağımı düşündün ki? Sen niye benim tepkimin ciddi olduğunu düşündün? Ben aslında... Sen söyle. Telefonum mu çalıyor? Benimki değil bu. Benimki de böyle çalmıyor. İçeriden geliyor. Alo? Evet, telefon burada, merak etmeyin. Nasıl? Kapıda mısınız? Tamam, tamam. Gelin. Geldiler. Kim? Deniz, Levent Üsteğmen'le beraber gelmiş. Levent Üsteğmen cep telefonunu unutmuş. Ne? Ben ne yapayım ben? Saklanayım mı? Ha? İyi fikir. Yok yok, dur. Niye saklanacaksın canım? Ziyarete geldim dersin. Zaten ziyarete geldim. Ya. Yalan değil. Geldiler. Aç kapıyı sen. Siz niye böyle erken döndünüz ki? Hiç sorma Melek. Kerim biletleri unutmuş. Telefonunuz. Gelsene Levent. Ferit Tekin İstanbul. Ne yapıyorsun Ferit? Burayı kışta zannetti galiba komutanım. Pardon komutanım, kafam karıştı ya. Ferit de geçerken uğramış öyle. Dedesi... Dedesi yollamış. Aman dedem yollamış. Dedem yolladı yani. Çiçekler iyi mi diye. Çiçeklere... Ne olmuş çiçeklere? İyiymiş. Yani iyi bakmışsınız dedemin çiçeklerine. Ben de telefonumu unuttum, onu almaya geldim. Tamam tamam. Kim neden gelmişse gelmiş. Madem hepimiz buradayız, ben bir kahve yapayım o zaman. Buyurun Üsteğmen'im. Komutanım ben alaya dönsem daha iyi olacak. Yapılacak bir sürü işlerim var. Tamam canım, kahveni içip öyle gidersin. Sen de oturabilirsin Ferit. Melek, sen de bana yardım edersin değil mi? Hı tabii. Otur Ferit, otur. Nasılsınız kızım? Vallahi bildiğin gibi Ferit işte. En son görüştüğümüzden beri pek bir şey değişmedi. Askerlik.